Uzun boylu ve zayıf mankenlerin rağbet gördüğü bir piyasada büyük beden mankenlerin de dergi kapakları ve podyumlarda arz endam etmelerini görmek oldukça heyecan verici. Işıltılı ve güzel bu kadınlar ön yargılara meydan okuyarak isimlerini duyurmayı başardılar. Karşınızda en ünlü büyük beden mankenler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda görmek istediğiniz videolar konusunda yorumlarınızı bekliyoruz. Tara Lynn. 26 yaşında olan Tara Lynn, Seattle, Washington'da büyüdü. Modellik dünyasına adım atmadan önce farklı işlerde çalıştı. Lynn, Elle dergisine kapak olana kadar vücudundan çok da mutlu olmadığını itiraf ederken, yıllarca kilolarını kabullenemediğini belirtti. Şu sıralar H&M firmasının bikini reklamlarında yer alıyor. Bunun yanı sıra da Glamour ve V gibi ünlü dergilerde boy gösteriyor. Kendisi gibi kilolu diğer mankenlerle birlikte moda endüstrisinin güzellik anlayışını yeniden belirlemek ve kadınlara kendileriyle barışık olmaları konusunda kayda değer çalışmalar gerçekleştirdi. Robin Lovely. Avustralyalı güzel kariyerine normal beden bir model olarak başladı fakat vücut ölçüleri konusundaki gereksinimlerin çok kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü için 18 yaşında kariyerine büyük beden model olarak devam etme kararı aldı. Marie Claire ve Cosmopolitan dergilerinde kapak kızı olmasının yanı sıra Avustralya Vogue dergisinde yer alan ve ünlü tasarımcı Ralph Lauren için çalışan ilk büyük beden model olma unvanının da sahibi oldu. Sports Illustrated dergisinin yıllık bikini sayısında yer aldı ve Avustralya'nın ünlü dergisi Sydney Magazine tarafından 2011'in en etkili 100 insanından biri olarak seçildi. Ashley Graham. Lincoln, Nebraskalı olan Ashley Graham, 2001 yılında henüz 12 yaşındayken bir alışveriş merkezinde keşfedildiğinden beri modellik yapıyor. 2003 yılında Ford Models ile anlaşmaya vardıktan sonra Style, Glamour, Vogue, Elle gibi birçok ünlü derginin kapağında kendine yer buldu. Kilolu kadınlar için bikini tasarlayan bir firmanın bikini içindeki kıvrımlar sloganlı reklamlarında yer aldı. Bu başarısı onu 2016 yılında Sports Illustrated dergisinin kapağına taşıdı. Derginin kapağında yer almış, ilk büyük beden manken olmayı unvanını elde etti. Graham aynı zamanda ülkesinde okullarda gençlerin vücutlarıyla barışık olmasını öğütleyen seminerler veriyor. Candice Huffine. Georgetown, Washington'da doğan Candice modelliğe lise çağlarında part-time olarak başladı. Sonrasında New York'a taşınarak bunu full-time bir kariyer haline dönüştürmeyi hedefledi. İlk kontratını 2000 yılında imzaladıktan sonra birçok reklamda ve dergide yer aldı. Kariyerinin en önemli anlarından biri 2011 yılında diğer ünlü büyük beden mankenler Tara Lynn ve Robin Lovely ile birlikte Vogue Italia dergisinin kapağına çıkmasıydı. Dergi ve reklamlar dışında birçok moda şovunda podyumlarda boy gösterdi. Fluvia Lacerda. 35 yaşındaki Brezilyalı model 2012 Temmuz'da Vogue Italia'da boy gösterdikten sonra asıl şöhretine kavuştu. 2003 yılında New York'ta otobüs seyahati sırasında keşfedilen Fluvia Lacerda o sıralarda hayatını dadılık yaparak kazanıyordu. Yolculuğu sırasında bir moda dergisi editörü kendisine büyük beden mankenlik için bir teklifte bulundu. Bu teklifi kabul ettiği günden itibaren moda endüstrisinde adım adım ilerledi ve dünyanın çeşitli yerlerinde boy gösterdi. Whitney Thompson. Mesleğe Florida'da başlayan Whitney Thompson tam 3 kez Jacksonville Magazine dergisinin kapak kızı olmayı başardı. 2008 yılında Amerika'nın yeni top modeli yarışmasının 10. sezonunda yarıştı. İlk başlarda jüri tarafından performansı beğenilmeyip doğal olmadığı yönünde eleştiriler alsa da yarışmayı kazanmayı başardı ve bunu başaran ilk büyük beden manken oldu. Ardından bir kozmetik firması ile modellik anlaşmasına vardı ve Seventeen dergisinin kapak kızı olarak kendine yer buldu. Thompson daha sonra bir sağlık örgütünün gönüllü elçisi olması sayesinde 2008 yılının en etkili kadınlarından biri olarak gösterildi. Tess Holliday. Ryan Maegen Hoven, Mississippi'li Amerikalı bir büyük beden model. Profesyonel hayatında ise Tess Holliday ismini kullanıyor. 2010 yılında kariyerine tasarımcılar ve online markalarla çalışmak üzere gittiği Los Angeles'ta başladı. Holliday ne kadar şişman olunduğunun hiçbir öneminin olmadığını, kişinin kendi vücuduyla barışık olması gerektiğini şiddetle savunuyor. Kendisi gibi kilolu insanları cesaretlendirmek adına 2013 yılında Instagram'da "Güzellik anlayışınız umurumda değil" şeklinde bir hashtag başlattı. Kapak kızı olarak yer aldığı People, La Weekly ve Vogue Italia gibi dergilerde dünyanın en güzel büyük beden mankeni olarak gösterildi. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.